Tiroid'den bahsedelim ki çoğu kişinin büyük bir sıkıntısı. Buna da hemen değinirsek. Evet, tiroid bezeleri 3 lobdan oluşur. Sağ, sol ve ortada ince bir lobdan. Tiroid bezesinde birçok insanda nodül oluşuyor. İrili ufaklı. Efendim, bu nodüller tiroid bezesinin normal çalışmasını engelliyor. Bazılarında hipertiroid aşırı çalışıyor. Bazılarında hipotiroid yetersiz çalışıyor. Yetersiz çalışırsa efendim kalp çarpıntısı yapabilir. Hocam bir de kilo kaybı ve kilo alımına da sebebiyet Tabii veriyor değil tabii. mi? Mesela hipotiroid yani yetersiz hormon aşırı kilo almasına, hipertiroid zayıflamasına sebep olur. İşte yetersiz hormon salgılanması tiroksin kişiyi zayıf kilo aldırır, kabız yapar. Efendim üşümesine sebep olur, derinin kurumasına sebep olur. Birçok hastalığı hipe ve hipotiroid tetikler. Bu nedenle kişi de bilemez tabii nedenin için. Eğer ki bu tür rahatsızlar başlamışsa, oluyorsa endokrinolog gidip tespit ettirmesi gerekir ki TSH nedir, ne değildir. Evet. Ona göre mesela bize çok ağır vakalar geldi. Hatta bir bayan 40 yaşında Zehra Hanım tiroid bezesinde kötü huylu nodül oluşmuş. Evet Ameliyat hocam. olması gerekiyor. Yani kanser. Ben dedim ki 6 hafta zamanımız var mı? Var. O zaman deneyelim. 6 hafta kullandı iksir. 6 hafta sonra ameliyat için hastaneye gittiğinde doktora demiş ki evladım ameliyata gerek yok gidebilirsin. Harika, tamamen Evet. ortadan kalktı. Tiroid için. Tiroid için zerdeçal forte. Evet. Zerdeçal her türlü kist, miyom, nodül, yağ bezi ve tümörü eriticidir. Malezya, Endonezya, Tayland, Tayvan gibi ülkelerde zerdeçalla ilgili klinik araştırmaları yapılmış. Tümörü eritici olduğu belgelenmiştir. Fakat şu var, vatandaş diyor ki bana, ben zerdeçal aldım, balla karıştırdım, yiyorum. Olmaz. Bazıları diyor ki ben zerdeçal çayı içiyorum. Olmaz. Neden olmaz? Çünkü zerdeçalın birleşimindeki etken madde %3. Siz bunu balla karıştırıp yiyebilirsiniz. Faydalı. Zararı yok. Çayını içebilirsiniz. Faydalı. Ama yeterli değil. Yeterli olabilmesi için, hastalığı yok edebilmesi için ekstresi olması lazım. Bitkinin Destekleyici. destilasyonla elde edilen ekstresi, %100, çayı %3, %4 etkili veya macunu. Bu nedenle Türkiye'de maalesef yine zerdeçalın damlasını, derecesini, kapsülünü yapıyor. Yüzden fazla firma ama ne yapıyorlar? Kökünü öğütüyorlar değirmende, al sana kapsül. Olmaz. Etkisi olmaz. Vatandaş diyor ki ben falan firmanın, filan firmanın efendim aldım, kullandım etkisini görmüyor. Göremezsin. Çünkü kalite yok. Bizim yapmış olduğumuz bu Zerdeçal Forte Avrupa ve Amerika'nın birçok firmasının üretmiş olduğu üründen daha kaliteli. Neden? Ekstrakt içeriyor. Kalite en yüksek her şeyimizdir. Hiçbir zaman kaliteden ödün vermeyiz bir. Madde bir. Sağlıklı yaşam için tek başına kullanılabiliyor ama bu tarz rahatsızlıklarda bir kür kullanmak daha Tabii şimdi önemli. mesela bağırsaklarında mantar varsa aloe vera. Evet. Midesinde problem varsa tonik. Efendim karaciğerde yağlanma varsa enginar. Yani bilmemiz gerekir. Kişi zerdeçal alayım kullanayım. Al kullan. Miyom, kist, nodül, yağ bezi tümörü eritir. Fakat bağırsaklarında mantar varsa oradan bir sürekli toksik madde akışı var. Durdurmasan ne olur? 6 ay sonra yine rahatsız olursun. Karaciğerde yağlanma var. Karaciğer görevini göremiyor. Karaciğer yağlanmasını önlemezsen 6 ay sonra yine rahatsız olursun. Karaciğeri tedavi etmeden olmaz. Yani hastalığı tetikleyen faktörleri ortadan kaldıracaksınız. Temel. Evet. Neden bugün günümüzde insanlar daha çok hastane, daha çok doktor, daha çok hemşire, daha çok ilaç var ama buna rağmen hastalıklar ve hastalar azalmıyor, çoğalıyor. Neden? Çünkü ilaç, ilaç, ilaç hastalığı temelden yok etmiyor.
bu, şu ilaçlar, kimyasal ilaçlar birçok hastalığı tetikliyor.